Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda 99 model Ford Focus aracımızın, Ford Focus MK1 aracımızın bu far açma kapatma anahtarını nasıl sökebiliriz onu göstereceğim. Burada bizim sıkıntımız muhtemelen bunlar da kronik bir sıkıntı. Far anahtarını park konumuna getirdiğimizde araç parkları yakmıyordu ama farı açıyordu. Parklar yanmadığı için de arka stoplarımız yanmıyordu. Bu yüzden biz bunu bayağı bir uğraştık ve en sonunda içindeki devreyi, elektrik devresini kontak spreyiyle veyahut da tinerle böyle iletkenliği sağlayacak maddelerle temizleyerek sorunu çözdük arkadaşlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu far anahtarını sökebilmemiz için önce şu aşağıda bulunan bu parçayı, yani şu sigorta kutusunun kapağının olduğu yeri sökmemiz gerekiyor. Daha sonra buradaki havalandırma ızgarasını sökmemiz gerekiyor. Şimdi onları nasıl sökebiliriz hemen göstereyim ben. Şu şekilde aşağıya eğildiğimiz zaman burada bunu tutan vidalar var. Burada var. Bir tane burada var. İki tane de birisi burada. Birisi burada olmak üzere. Toplamda 4 tane. Normalde 5 tane ama şuradaki içeride buradaki vida içeride kaldığı için 4 tane vida sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunları Yıldız Tornavida yardımıyla söküyoruz. Ben vidaları sökeyim. Daha sonra videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar ben vidalarını söktüm. Şu şekilde zaten direkt çıkıyor bu. Burayı aldığımız zaman karşımıza şu havalandırma ızgarasının orada bulunan bir tane vidamız kaldı. Onu sökmemiz gerekiyor. Hemen şu aşağıda. Bu vidayı da aldıktan sonra bu havalandırma ızgarasının bulunduğu plastiği kendimize doğru çekip çıkartıyoruz. Bunu tutan herhangi bir kablo vesaire bir şey yok arkadaşlar. Daha sonra bu far anahtarımızın üstünde bunu tutan 3 tane vida var arkadaşlar. Yine aynı şekilde biri burada, biri burada, biri de bu sağ tarafta. O vidaları da söktüğümüz zaman anahtar çıkıyor direkt. Bu şekilde çektiğimiz zaman far anahtarını çıkartabiliyoruz. Burada bunu tutan bir soketimiz var. Onun da burada tırnağı var zaten. Basıp çektiğimiz zaman anahtarımızı çıkartabiliyoruz. Bunun şuralarda sanırım gözüküyor. Buralarda iki tane burada. İki tane de bu arka tarafta tutan ayaklar var. Bunu bastırıp çıkarttığımız zaman şu an ben çıkartmayacağım onları. Çıkarttığımız zaman arkada bu elektrik devresini görebiliyorsunuz. Onu temizledikten sonra böyle bir sorun ortadan kalkıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Farklarda açılmama vesaire herhangi bir problemimiz yok şu anda. Daha sonra arkadaşlar şimdi bunun işlemini tamamladıktan sonra montaj için de yine aynı şekilde aynı sırayla bunları yerine oturtuyoruz. Söktüğümüz vidalarını yerine sıktıktan sonra sırasıyla işlemlerini devam ettiriyoruz. Bu videoyu tamamen keşif amaçlı, yani nasıl yapabiliriz diye söktük. Daha önceden çok fazla söküp taktım. Çünkü sorunda far anahtarının değişimine kadar bize çözüm sundular. Far anahtarının da şu an için sıfırı yaklaşık 1300 ila 1500 TL civarında. Daha sonra bu havalandırma ızgarasını tekrardan yerine oturtuyoruz. Bastırdığımızda direkt oturuyor. Son olarak da vidalarını sıkıyoruz ve toplama işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi havalandırma ızgaramızı taktık. Onun altındaki vidayı sıkıyoruz. Daha sonra ilk başta sökmüş olduğumuz şu parçayı
yerine oturtmamız gerekiyor. Bunun burada ayağı var zaten. Hemen şuradaki karşılığına denk getirdiğiniz zaman zaten parça direkt oturuyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Daha sonra bu sökmüş olduğumuz vidalarını, 4 tane vidasını atmamız gerekiyor. Evet, vidaları da sıktıktan sonra işlemimiz, toplama işlemi tamamlanıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok araçta. Farklarımız görevini yerine getiriyor. Herhangi bir problem yok. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen ben şu şekilde. Görüntüsünü. Şu an parklarımız yanıyor, evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok parklarda. Video bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel yorumlarınızı videoya bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.